Hasan Bey'in söz alabilir. Oda başkanımız mı? Onlara alalım. Yoksa oda başkanımız Barış Tekin'e söz vermek istiyoruz. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Merkez Yöneticilerim, değerli misafirler, değerli meslektaşlarım, genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz. Eski bir dernek yöneticisi olarak böyle güzel katılımlı bir genel kurulda bulunmak beni keyiflendirdi. Dernekler uzun yıllardır bizi odalarla birlikte bir arada tutan unsurlardan birisi. Tekirdağ Odası'nın yöneticileri olarak uzun dönemdir bu derneği ayakta tutmak için bütün dönemler ellerinden gelen desteği gösterdiler. Biz de bundan sonra bu desteği devam ettirmeye çalışacağız. Ben katılımınızdan dolayı teşekkür ederken bir teşekkürü de görevi devredecek arkadaşlarıma sunmak istiyorum. Güzel çalışmalar yaptılar. Ayrıca görevleri alacak yeni arkadaşlara da bundan sonrasında başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yönetim kurulu üyemiz Nedim Arslan, söz almak istersen bekliyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli yönetici arkadaşlarımız, Sayın Oda Başkanımız, Sayın Dernek Başkanımız, Sayın Divan, sizlere de teşekkürler istiyorum. Sevgili meslektaşlar, hepiniz genel kurulumuza hoş geldiniz. Evet, dernek gerçekten bizim bu yolda eğitimimizi tamamladığımız yer. Ben 1990'da mesleğe başladım ama 94 yılında derneğe faal olarak başladık. Dernek yönetimine girdik. 2001-2005 yılları arasında Ankara'da genel merkezde genel başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Ve gerçekten dernekte faaliyet göstermek çok çok önemli. Dernekler bizim odalarımız için bir adım atma yeri, yetişme yeri. Genelde dernekte yetişen arkadaşlar ileriki yıllarda bu tecrübeyi odalarda dile getiriyor diyelim. Odalarda görev olarak bu göreve burada devam ediyorlar. Evet, dediğim gibi bizim derneğimizde 1990 yılında, 91 yılında Rüzgar ve Şerafettin Başkan'ın zamanında ve o zamandan beri gerçekten faal bir dernek olarak, Türkiye'de faal bir dernek olarak biz devam ediyoruz. Ve siz meslektaşlarımızın katkıları da gerçekten büyük. Yine de bu pandemi ortamında, bu iş ortamında ilçelerimizden gelen arkadaşlar şimdi çoğu yerde. Tabii ki başkanımıza şunu da söylemek istiyorum bir genel başkanımıza. Uzunköprü Derneği, Keşan Derneği, Çorlu Derneği bunlar tamamen kendi tek bünyede olan dernekler. Ama bizim derneğimizde Şarköy'den, Saray'dan, Çerkezköy'den, Ayrabolu'dan, Malkara'dan tüm ilçelerimizden üyelerimiz var. Onları da biz tek bir yerde kucaklıyoruz. Tek bir ortamda buluşturuyoruz. Onun için o gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız çok iyi şeyler anlattı. Ben de bir şey ilave etmek istiyorum. Şu an mücbir sebeple ilgili bir gelişme oldu. Mücbir sebep tedbiri yayınlanacak. Burada özellikle bayan meslektaşlara, kadın meslektaşlara doğum öncesi ve doğum sonrası belirli bir oranda mücbir sebep şeyi gerçekten çok zordu. Veya ameliyat olan arkadaşlarımız. Ameliyat oluyorduk ve adam ameliyata girecek, almış laptopunu beyannamesini vermek için uğraşıyor. Şimdi bunlara da belirli bir gün olarak mücbir sebep günü belirlenecek. Bunlar bizim için, tabii ki bunlar hep TÜBİTAK'ın talepleri sonucunda, derneklerimizin talepleri sonucunda bize verilen haklar. Biz tabii çok daha fazla haklar istiyoruz. Demin Genel Başkanımızın söylediği KDV indirimi ama KDV indirimini de söyleyeyim, Maliye Bakanlığı kesinlikle KDV indirimi için geldi. Adam tek söylediği laf, KDV. İnşallah belki şey olabilir, istisnalar olabilir, KDV istisnaları bu şekilde. Yoksa KDV indirimi kabul etmiyor ama farklı gelişmeler de var. Bu yakınlarda bunlar da açıklanacak. Yeni tebliğler yayınlanacak. İnşallah derneğimiz, odalarımız hep beraber yaptığımız çalışmalarda
meslektaşlarımız için çok iyi şeyler yapmaya devam edeceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza ve yönetim kuruluna da katıldıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Değerli katkıları için. Yönetim kurulu üyemiz Şerafettin Kutlu'yu da görmek istiyoruz. Değerli üyemiz. Sayın Divan, Sayın Genel Merkez Başkanı ve değerli Genel Merkez Yöneticileri, sevgili meslektaşlarım, çok değerli arkadaşlarım, odamızın başkanı, derneklerimizin başkanları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, ben meslek konularına girmeyeceğim. Derneklerimizin bir geçmişe gideceğiz. Ama bu arada genel merkez başkanımızın söylediklerine katılmamak elde değil. Söylediklerime aynen katılıyorum. Gerçekten mesleğimizin çok sorunları var. Ama sorunların kaynağında dediği gibi ülkenin sorunlarıyla meslek sorunları hep aynı. Teşekkür ediyorum bu bilgileriniz için Sayın Genel Başkanım. Evet arkadaşlar, Tekirdağ Mali Müşavirler Derneği'ni bize kurduran Çorlu Derneği'dir. 1990 yılında Mehmet Kayan kulaklarımız, Mehmet Kayan abimle de oda seçimlerine Çorlu'yla beraber girecektik. Cumartesi günü Çorlu'da listeler yapıldı. Ama pazar günü seçime geldiğimizde biz listelerde yoktuk. Tekirdağ'da. Dedik, ne oldu, neden cumartesiniz? Konuştuk ya, neden listede yoksunuz? Bize dedikleri şu, muhatabınız kim? Muhatabınız kim? Siz kimsiniz? Meslektaşız, yok. Derneğimizi kurun, muhatap bulalım, ondan sonra seçimlere girersiniz, girmezsiniz. Ve 1990 yılında Çorlu, Malkara bize Çorlu Malkara. Çorlu, Malkara yok. Bulatlı'dan da meslektaşımız vardı ve 92'ye kadar böyle gitti. Sonra biz kulakları çınlasın Ramazan Kangal arkadaşımla derneği kuralım diye harekete geçtik ve Beykoz'da Güzel Akdemir'in ortağı olduğu bürodan dernek düzüğünü aldık. Nasıl kuracağımızı bize izah ettiler. Sonra derneği kurduk. İlk kurucuları Mehmet Kayan, Haziz Dramalı, Melih Dilgin, Ramazan Kangal ve Şerafettin Kurt olarak derneğimizi kurduk. Çok kısa bir zaman içinde rahmetli Aziz Dramalı abimiz sizi kaybettik. 45 yaşındaydı. 48 yaşında. Aniden halı sahada top oynarken aniden vefat etmişti. Ve derneğimizin kurucusu Aziz Dramalı abimizi rahmetle yad ediyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Ve bu vesileyle bu genel kurulda da kendisini almış oluyoruz. Ve sonra derneği kurduktan sonra tabi 1992 seçimlerine dernekler olarak karar verildi ve oda seçimlerine bir daha o şekilde gidildi. Dernek çalışmaları demokrasinin en önemli yapı taşlarından biridir. Dernek varsa birliktelik var. Dernek varsa çözüm vardır. Ben bu zamana kadar derneğimizde görev yapan tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize,
katkı sunan meslektaşlarımıza gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ve şu anda görevi devredecek olan başkan vekilimiz yerine yaptıkları görevlerinden dolayı gerçekten teşekkür eder. Ve yeni seçilecek olan arkadaşlara da aynı şekilde görevinde başarılar diliyorum. Ve sizleri sevgili saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim. Yönetim Kurulu Başkanı Şerbetin Kurt'a çok teşekkür ederim.